haftalar. Önce sağlık programına hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğum Avras Hospital Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzman Operatör Doktor Arda Galip Pelen. Kendisiyle nezle grip, işitme kaybı, dış kulak intihabı nedir? Belirti ve tedavi yollarını konuşacağız. Konumuza ilişkin telefonlarınızı bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünlerde çok fazla mevsim geçişlerinden midir bilmiyorum ama herkes de boğaz ağrısı, boğaz yanması şikayetlerini etrafımızda duyuyoruz. Bu bir virüs müdür yoksa bir hastalığın belirtisi midir sizin branşınızda hocam? Sonbaharın gelmesiyle, havaların soğumasıyla görülen bu tarz üst solunum yolu şikayetlerinin ana sebebi aslında viral enfeksiyonlardır. Yani bizim grip nezle dediğimiz viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Tabii ki mevsim geçişinin de bu enfeksiyonlara olan katkısı azımsanamaz. Havaların soğuması, ani iklim değişimi vücut bağışıklığını zayıflatmakta. İnsanların kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaları bu viral enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda güneş ışınlarının da etkisini kaybetmesi kapalı ortamlarda kişilerin özellikle okulların açılmasıyla çocuklarımızın kalabalık sınıflarda eğitim görmeleri, güneş ışınlarının etkisini kaybetmesi, vücut bağışıklığının zayıflaması bu tarz viral enfeksiyonlara kolaylık sağlamaktadır. Aynı şekilde kuru ve kirli hava bu tarz enfeksiyonlara karşı koruyucu bir bariyer görevi yapan üst hava yolları mukozasının da direncini düşürmekte ve enfeksiyonların bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla ikisi de bu tür hastalıklarda etmendir. Peki çok fazla hepimizin söylediği bugünlerde grip oldum ya da nezle oldum diye hep birbirimize söyleriz. Kendimizde hassasiyet hissettiğimiz zamanlarda. Grip nezle arasındaki fark nedir? Sebepleri, belirtilerine de değinirsek. Şimdi toplumumuzda şöyle bir kanı var. Grip ve nezleyi aynı kefeye koyuyorlar. Ama aslında ikisi de viral enfeksiyon olmasına rağmen etmenleri farklıdır. Nezle virüsü çok daha hafif geçen, daha zayıf bir virüs olan rinovirüsken etkeni. Grip, bu nezleye göre çok daha ağır bir enfeksiyon olan influenza virüsünün neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır. İkisinin belirtileri benzemesine rağmen grip nezleye göre çok daha ağır seyreden, çoğu zaman burun akıntısı, hapşırık, boğaz yanmasına, yüksek ateşin, eklem ve kas ağrılarının, kırgınlığın eşlik ettiği, büyük salgınlar yapan, hatta nadir olsa da ölümlere neden olabilen çok daha ağır bir enfeksiyondur. Dolayısıyla bu ikisini aynı tutmamak lazım. Peki bugün Kurban Bayramımızın Arife günündeyiz. Bayramlaşma tüm hızıyla devam edecek. Dostluk, kardeşlik, barış adına akrabalık ziyaretleri, dostları ziyaret edeceğiz ama bizim Türk adetlerinde tokalaşma, sarılma, öpüşme çok yaygındır. Şimdi grip nezle nasıl bulaşır? Aynı havayı solumaktan ilk cümlelerinizde bahsettiniz ama onun ayrıntılarını daha çok seyircilerimize paylaşırsak nelere dikkat edelim? Özellikle bu 9 günlük bayram tatilinde hastalar size hasta olmadan ziyarete gelsinler ama hasta olursa da nasıl önlemini alsınlar? Şimdi tabii geleneklerimizden vazgeçemeyiz tabii ki. Hem grip hem nezle bu tarz üst solunum yolu hastalıkları hava yoluyla bulaşırlar. Özellikle hasta kişinin öksürmesi, hapşırması esnasında havaya yayılan zerrecikler, bizim damlacık dediğimiz zerrecikler içindeki aktif ve canlı virüsler havada asılı kalır. Ve hava yoluyla taşınarak ortamda bulunan diğer insanların bunu burun veya boğaz yoluyla almaları neticesinde sağlıklı insanlarda enfekte olurlar. Diğer bir bulaş şekli de özellikle bu bahsettiğiniz tokalaşma ya da ortak havlu kullanımı, ortak nevresim kullanımı gibi yani yakın temasta da özellikle hasta kişi öksürürken veya hapşırırken ağzını bir mendille değil de eliyle kapatıyorsa bu damlacık enfeksiyonları kişinin eline bulaşmakta. Daha sonra onun temas ettiği bir yere işte bu tokalaşma olabilir, bir havlu kullanımı hatta toplu taşıma araçlarında tutunulacak yerler olabilir. Sağlıklı kişi o bölgeye dokunup daha sonra kendi elini ağzına veya burnuna götürdüğünde gene bu enfeksiyonun bulaşması mümkündür. Bunu önlemenin tabii ki en kolay yolu
yapabiliyorsak hasta kişilerle temastan kaçınmamız gerekir ve kişisel hijyenimize de ayrıca özen göstermeliyiz. Bu şekilde bir toplu taşıma aracı kullandığımızda veya bir yakın temasa girdiğimizde rahatsız bir insanla ellerimizi sabunla bol suyla yıkayarak bu virüsleri elimizden uzaklaştırmalıyız. Tabii ki hasta kişi de çevreye enfeksiyonu yaymamak adına hapşırırken veya öksürürken temiz bir mendille ağzını burnunu kapatarak bu damlacıkların ortama yayılmasına engel olmalı. Peki tedavisine değinirsek nasıl bir tedavi aşaması hastalara uyguluyorsunuz? Şimdi her iki hastalıkta hem grip hem nezle bahsettiğim gibi viral enfeksiyonlardır. Dolayısıyla burada halkımızda yanlış bir kanı var. Böyle boğaz ağrısı veya işte öksürük gibi şikayetleri olduğunda hemen antibiyotiğe başvuruyorlar. Ancak antibiyotiklerin virüsler üzerine hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla bu yanlış bir kanı, antibiyotik kullanımı. Hatta yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin antibiyotiğe karşı olan direncini de güçlendiriyor. Bunun yerine biz bu tarz rahatsızlıklarda semptomatik tedavi yapıyoruz. Yani hastanın şikayetlerini azaltmaya yönelik, işte burun akıntısı varsa bunu kesmek, tıkanıklığını rahatlatmak, öksürüğünü azaltmak gibi. Zaten bu semptomatik tedavi neticesinde hasta da kendi üzerine düşeni yaparsa, yani nedir? İstirahat etmeli, bol su içmeli, sıvı almalı, taze meyve sebze tüketip vücut direncini güçlendirmeli. Hasta da bunlara dikkat ederse zaten bir hafta içinde bu semptomatik tedaviyle bu tarz şikayetler gerilemektedir. Evet, hiçbir şey yayınlarımızda insan ve sağlık kadar önemli değildir vurgusunu yapıyoruz ve özellikle de kişisel bakımda su ve sabun yeterli aslında. Kesinlikle. Kendi sağlıkları açısından da hasta ziyaretlerinde ve kendi sağlıklarını korumak adına da azıcık da olsa mesafeyi korumak lazım. Kendilerini daha sağlıklı bir yaşam anlamında faydaları olacaktır. Peki evet. Çok fazla mesajlar Twitter ve Facebook üzerinden gelmeye başladı. Az sonra da telefonlarımızı alacağız ama grip aşısıyla ilgili çok fazla ortak bir cevap olursa gelen sorulara ilişkin neler söyleyeceksiniz? Faydası hakikaten var mıdır? Hangi aylarda aşı yaptırılmalı diye soranlara? Grip aşısının kesinlikle faydası vardır. Zaten aşı da inaktive virüslerden yani patojenitesi yani gücü düşürülmüş virüslerden veya bunların antijenlerinden yapılan inaktive bir aşıdır. Kişi aşılandıktan sonra yaklaşık 1-2 hafta içinde bu virüse karşı vücutta koruyucu antikorlar gelişir. Yani savunma mekanizması gelişir. Daha sonra kişi bu virüsle karşılaştığında önceden gelişmiş olan savunma mekanizmaları devreye girer ve kişinin hastalığa yakalanmasını önler. Dolayısıyla biz grip aşısını öneriyoruz. Ama kimlere öneriyoruz? Tabii ki gripten korunmak isteyen herkes grip aşısı yaptırabilir. Ancak özellikle hamileler, 50 yaş ve üzeri yaşlı hastalar, şeker, böbrek yetmezliği, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan insanlar ve doktor, hemşire, sağlık personeli gibi sağlık çalışanlarına özellikle aşı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Kıbrıs'tan Nalan Hanım sorusunu yöneltmiş. Annemin grip şikayetinin üstüne sinüzit de eklendi. Nasıl bir tedavi aşaması uygulanmalı diye. Şimdi gripal enfeksiyonlar viral enfeksiyon olmasına rağmen ağır seyrettiği dönemlerde arkasından komplikasyon olarak işte sinüzit gibi, bronşit, zatüre gibi daha ağır enfeksiyonlara, bakteriyel enfeksiyonlara dönüşebilirler. Özellikle tedavisi geciken hastalarda bu tarz şikayetler oluyor. Eğer kişide gerçekten sinüzit geliştiyse ve bunu doktor da onayladıysa bunun tedavisine o zaman antibiyotikler de eklenerek beraberinde sinüzite yönelik başka ilaçlar da eklenerek bu da kolaylıkla tedavi edilebilir. Peki sinüzitle ilgili detaylı bilgi vermek istersek hocam hangi aşamadan itibaren sinüzit tanısı konuluyor? Nelere dikkat etmeli hasta tanıyı koyulduktan sonra? Şimdi bizim sinüs dediğimiz hava boşlukları yüzümüzün çeşitli yerlerinde özellikle alın bölgesinde iki göz arasında ve göz altlarında kemiklerin içinde yerleşmiş olan hava boşluklarıdır. Bunların tabii ki çok önemli fonksiyonları var.
Sinüzit rahatsızlığı bu hava boşluklarını örten dokunun, mukozanın, koruyucu mukozanın hastalanması, buna bağlı olarak yoğun bir sekresyon yani salgı yapması ve işte balgam, burun akıntısı, geniz akıntısı gibi yoğun, koyu, çoğu zaman kokulu bir akıntıya neden olmasıdır. Bu bölgelerin tutulumuna bağlı olarak özellikle alın bölgesinde ve yüz çevresinde bazen yoğun şekilde ağrı da yapabilir. Tabii her baş ağrısında sinüzit diye tabir etmemek lazım. Bunun akut yani kısa süreli olması genelde yapılan ilaç tedavisiyle düzelirken bazı durumlarda bu uzayabilir ve kronik bir seyir alabilir. Böyle durumlarda bunun öncelikle tanısının doğru konması lazım. Bir takım grafilerle, sinüs tomografilerle hastanın sinüziti olduğu bir defa net olarak belirlenmeli. Daha sonra tedavi altta yatan neden, bu alerji olabilir, astım olabilir veya başka bir kronik hastalık olabilir. Bununla beraber enfeksiyonun tedavisi de şeklinde sürdürülür. Şimdi siz Avrasya Hospital'da kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı olarak görev yapıyorsunuz. Birçok önemli hastalıkların teşhisinde de büyük bir rol oynuyorsunuz. Hangi tedaviler daha ağırlıklı ve ameliyatlar diye soracağım ama sanırım bir telefonumuz var. Telefonumuzu attı mı yönetmenim? Alo. Alo. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle geçmiş olsun. Sorunuzu dinliyoruz. Teşekkür ederim Gülay Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Siz de Bahçetaş'tan. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Arda Pelen hocamız sizi dinliyor. Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı. Doktor evet. Benim var. Benim devamlı gıcık var. Yani gıcık oluyor. Çok sık sık da olmasa da arada böyle çok aşırı gıcık oluyor. Onu neyle giderebiliriz? İkinci sorun da kulaklarımda kaşıntı var yani. Ona nasıl bir sorun bulabiliriz? Bunları sormak istiyorum doktor bey. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ekrandan bizi izleyerek cevabını ekrandan hocamızdan. Ben izleyemiyorum şu an Gülay Hanım. Telefonda kalın o zaman. Rumeli tek yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hatta kalın hocam size cevabını veriyor. Evet. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Şimdi hanımefendinin söylediği gıcık herhalde bu boğazda bir kaşınma hissi arkasından bir öksürük oluyor ya da boğaz temizleme ihtiyacı oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Bu dönem dönem geçirilen üst solunum rahatsızlıkları sonrasında bu bölgedeki aktivasyona veya geniz akıntısına bağlı olarak bir öksürme refleksiyle ortaya çıkabilir. Ama hiçbir enfeksiyon olmadan yani başka ek şikayet olmadan bu tarz gıcık tarzında bir rahatsızlığı oluyorsa bunun altında özellikle mide reflüsü dediğimiz yemek borusu ve mide hastalıkları da olabilir. Öncelikle bunu ekarte etmek gerekir. Çünkü özellikle akşamları olan reflü yani mide asitinin boğaza kadar yükselmesi bu tarz gıcık şikayetine ve öksürüğe neden olabilir. Tabii araştırmak, muayene etmek lazım. Ona göre tabii buna da yönelik koruyucu ve tedavi edici bir takım tedaviler var. Ama öncelikle bu gıcığın nedeni nedir? Neden hastamız bu şikayeti ara ara yaşıyor? Bunu doğru tanı koymak gerekir. İkinci sorusuna gelecek olursak kulak kaşıntısı çok sık rastladığımız bir sorun. Çoğunlukla altında kulak zarında veya orta kulakta hiçbir problem olmaksızın hastalar kulakların kaşındığını belirtiyor. Evet. Bu genellikle dış kulak yolunun yani kulak girişindeki 1-2 santimlik alanın hassasiyetine bağlı bir durumdur. Arkasından bir alerjik durum veya bir cilt egzaması çıkabiliyor. Benim burada gözlemlediğim özellikle kulak ıslak tutulduğu durumlarda yani banyo sonrası veya abdest aldıktan sonra kulak nemli kalırsa arkasından hemen kaşıntı yapabiliyor. Evet. Biz de kulağımızı kaşımak için herhangi bir şey kulak pamuğu olabilir. Yani kimisi tığ kullanıyor, kürdan kullanan var. Bu tarz nesnelerle kulağımızı tahriş ettiğimizde bir olay kısır döngüye giriyor ve kaşıntı artıyor. Öncelikle benim önerim kulaklarını muhakkak kuru tutmaları, duş veya banyo alırken kulağı bir pamukla içine su kaçmayacak şekilde kapatmaları, alışkanlık tabii bu bir yaşam tarzı olacak. Ve bazı topikal yani lokal
merhem veya damla kullanarak da bu kaşıntılı dönemde şikayetlerini azaltabilir. Ama en önemlisi tabii ki kulağı kuru tutmaktır. Bu kaşıntının diğer bir sebebi de kulak mantarıdır. Bunun da tabii muayene ile ekarte edilmesi lazım. Yani hastada bu bir cilt reaksiyonu mu yoksa bir kulak mantarı var mı? Öncelikle bunun ayrımını yapmak lazım. Peki yine kulakla ilgili soruların cevaplarını sizden alırken çok fazla yine sorularda kulak akıntısı ve ağrıya ilişkin sorular var. Sebebi ne olabilir? Hangi aşamada olabilir şikayeti, tanısının hakkında bilgi istiyorlar. Kulak akıntısı bir defa her insanda bir miktar kulak akıntısı olur. Bu kulak mumu veya kulak kiri dediğimiz kulağın yaptığı bir sekresyon vardır, bir salgı vardır. Aslında bu koruyucu mahiyette bir akıntıdır. Dışarıdan gelen tozu toprağı tuttuğu gibi içindeki bazı enzimlerle kulağı da dış etmenlere karşı korur. Ama evet, bazı kişilerde bunun miktarı daha fazla olabiliyor ve hastalar bunun bir kulak akıntısı olduğunu düşünüyorlar. Aslında aşırı daha fazla yapılan kulak kirinin bu dışarı gelmesidir. Bu birinci sebeptir. Bir de bunun dışında kulak ağrısının eşlik ettiği veya eşlik etmediği kokulu veya kokusuz kulak akıntıları vardır. Bunlar akut veya kronik orta kulak iltihaplarında görülür. Genellikle uzun süreli eğer kronik bir durum varsa beraberinde işitme kaybının, kulak ağrısına eşlik ettiği kronik bir süreçtir. Bunun tedavisi tabii çok ayrı bir durum. Bunun tanısı konduktan sonra ileri tetkik yani bir görüntülemeyle öncelikle bu iltihabın kaynağı tespit edilip öncesinde medikal tedavi ama çare olmazsa bir kulak ameliyatına kadar gidilerek o iltihaplı doku temizlenip zarda bir hasar varsa bunun onarılması şeklinde bir tedavi seçeneği düşünülebilir. Telefon öncesi biz Amres Hospital'da bu tür işlemlerin detaylı bir şekilde ayrıntılarını alacağım demiştim. Hı hı. Ama bir telefonumuz var, yine devam edeceğiz. Elif Kahraman Sinop'tan sorusunu yöneltecek. Elif Hanım, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Sorunuzu çok teşekkür ediyoruz. Arda Hocam sizi dinliyor, neler söyleyeceksiniz? Doktor Bey, sorum boğazımda yutkunma güçlüğü var. Yani. Evet. Peki. Sebebi ne olabilir diye Elif evet. Hanım size Sinop'tan evet. yöneltiyor. Evet. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Yutma güçlüğü eğer bir beslenme esnasında yani bir katı gıda veya su içimi esnasında oluyorsa bunun tabii daha ayrıntılı incelenmesi lazım. Özellikle bu yemek borusunda veya boğazda yer kaplayıcı bir lezyon veya daha kötü bir hastalık bunun altında olabilir. Ama normal zamanda işte tükrüğümü yutarken boğazımda bir ağrı oluyor. Yemek yerken bir sıkıntım yok. İşte gıdalar rahat geçiyor ama bir boğazımda bir rahatsızlık hissi gibi bizim daha çok karşılaştığımız durumlar genellikle bu boğaz iltihapları, bademcik iltihapları veya faranjit dediğimiz bademcik ve çevresindeki bütün o dokunun tahrişine bağlı durumlarda ve ağız kuruluğunda bu tarz yutkunurken bir güçlük oluşur. Bunun tedavisinde tabii öncelikle bol sıvı tüketilmesi lazım. Boğazın her zaman nemli tutulmasını öneriyoruz. Onun dışında eğer bir enfeksiyon varsa tabii ki bunun da tedavisi yapılarak bu yutma güçlüğüne çözüm bulunur. Peki Bulgaristan'dan Nermin Demir bize sorusunu yöneltmiş. Kendisinin bademcik şikayeti varmış. Bademciklerimi aldırdığımda yine aynı şikayetle karşılaşabilirim. Çok rahatsızlık duyuyormuş. Şimdi bademcik iltihapları kulak burun boğazın en sık gördüğü rahatsızlıklardandır. Özellikle daha çok çocukluk çağında görülmesine rağmen yetişkinlerde de görülebilir. Burada önemli olan bir defa geçirilen enfeksiyonun bademcik iltihabı mı yoksa bir faranjit mi yoksa bir gribal enfeksiyon mu olduğunu ayırmaktır. Ama bunun ayrımı yapılıp gerçekten sık sık bademcik iltihabı geçiren kişilerde özellikle yılda erişkin bir insan için 4 veya 5'ten daha fazla ateşli, işte yutma güçlüğü, eklem ağrılarının olduğu bademcik iltihabı geçiriliyorsa biz burada bademciklerin alınmasını öneriyoruz.
Aynı şekilde çocuklarda da. Şimdi burada hastalar bazen şey soruyorlar. Bademciklerim alınırsa peki beni mikroba karşı ne koruyacak? Ne koruyacak? Evet. Şimdi vücudumuzun birçok savunma mekanizması var. Bademcikler yani tonsillerimiz bunlardan sadece biri. Ve erişkinlerde özellikle bademcikler artık o çocukluktaki fonksiyonlarını yitiriyorlar. Yani enfeksiyona karşı korumakta daha geri plana düşüyorlar. Onun yerine bu vücudumuzdaki bağışıklık sistemi, kan hücreleri daha çok bu enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik sağlıyor. Dolayısıyla bademciğin alınmasının kişinin bağışıklığını zayıflatmakta veya kendisine başka herhangi bir hastalığa neden olmakla ilgili hiçbir problemi yoktur. Bademciklerini aldırmaktan çekinmelerine gerek yoktur. Ve alındığında doğru bir ameliyatla alınırsa, geride herhangi bir bademcik dokusu bırakılmazsa tekrar böyle bir şikayette yaşamazlar. Peki hangi aşamada bademciklerimi aldırma durumunda kalabilirim diye sorulara cevap? İşte dediğim gibi yılda 5 veya 6'dan daha fazla bademcik iltihabı geçirenler, bademciklerin aşırı büyüklüğüne bağlı yutma güçlüğü, horlama, solunum sıkıntısı yaşayanlar, bizim peritonsiller apse dediğimiz yani bademciklerin arkasında apse oluşması durumu, bunun hatta bir kere bile olması bademcik alınması için yeterli görülmekte. Bu tarz yani sadece enfeksiyöz değil, bademciğin boyutuna bağlı olarak da solunum sıkıntısı yaşayan hastalar bademciklerini aldırabilirler. Tabii doktor önerdikten sonra. Korkulacak bir ameliyat mı? Süresi ne kadar diye sürenler var. Normal sağlıklı yaşantıma ne kadar sürede dönüş yapabilir mi? Cevap hocam. Yani bizim açımızdan korkulacak bir ameliyat değil. Çünkü çok sık yaptığımız ve tecrübeli olduğumuz ameliyatlardır. Tabii ki genel anestezi altında yapılıyor. Ameliyat olduktan sonra yaklaşık 1-2 hafta boğazda sanki enfeksiyon varmış gibi ağrılar, yutma güçlükleri görülebiliyor. Şu an yönetmenimiz de ekrana yansıttı. Bu çok fazla ileri düzeydeki bir... Evet, bu ileri düzeyde bir bademcik iltihabı. Bizim kriptik tonsilit dediğimiz yani bademciğin daha ileri formu. Özellikle bizim ameliyat endikasyonu olarak gördüğümüz işte yılda 5-6 defadan daha sık bu tarz enfeksiyon geçirilmesidir. Burada artık bademcik dokusu bir enfeksiyon kaynağı yani bir taşıyıcı odak haline geliyor. Dolayısıyla onun orada bulunmasının kişiye hiçbir faydası olmadığı gibi aksine bir enfeksiyon odağına dönüşüyor. Biz bu durumlarda alınmasını öneriyoruz. Ameliyattan sonra da 2 haftalık bir dinlenme ve diyetle, bunun bir ameliyat sonrası özel diyeti var. İşte soğuk gıda alımı, yumuşak gıda tüketilmesi gibi. 2 haftalık bir iyileşme sürecinden sonra hastalar günlük hayatına çok rahat bir şekilde dönebiliyorlar. Bazı durumlarda ameliyat sonrası erken veya geç dönem yara yerlerinde kanama olabiliyor. Nadir gördüğümüz bir durum. Ama böyle bir durumda da doktoruna başvurarak gerekli müdahale yapılarak bu kanama rahatlıkla kontrol altına alınıyor. Peki yönetmenimizden rica edelim. Çok fazla kulakla ilgili sorular var hocam. Dış kulak intihabı nedir? Belirti ve tedavilerini biz sizden öğrenirken ekrana şu an yönetmenimize yansıttı. İsterseniz bakın üzerine doğru sizi alalım hocam. Daha detaylı sizinle şimdi, görüntüler eşliğinde konuşalım. Görüntüyü öncelikle ben izleyicilere açıklayayım. Bu kulağın karşıdan görünümü bir kesit olarak alınmış. Yani ikiye bölünmüş bir kulak gibi düşünelim. Şurası kulağın girişi yani kulak kepçesi dediğimiz alan. Evet. Dış kulak yolu kanalı. Burada şurası kulak zarımız, burası orta kulak boşluğumuz. Bunlar da işitmeyi sağlayan kemikçik yapılar. Şimdi bizim dış kulak yolu iltihabı dediğimiz özellikle kulak girişindeki altında yağ bezlerinin de olduğu yaklaşık 1-2 santimlik alanın iltihabıdır. Genelde dış kulak yolu iltihabında kulak zarında ve orta kulakta herhangi bir enfeksiyon veya problem görülmez. Bu dış kulak yolu iltihabı özellikle yaz aylarında çok daha sık görülür. Bunun da denizle ve havuzla bağlantısı vardır. Özellikle havuza giren kişilerde havuzun kloru ve enfekte suyun kulağa kaçması neticesinde çok sık görülür.
ciddi bir ağrıyla kendini gösterir. Evet. Kulak hassasiyeti beraberinde kişi kulağını dahi oynattığında veya kulağının önüne şu şekilde bastığında çok yoğun bir ağrı hisseder. Genellikle işitmesi normaldir. Duyma sorunu yaşamaz. Dediğim gibi daha çok yaz aylarında deniz havuza girilmese bile sık banyo alınması nedeniyle de görülür. Hastalara önerimiz bu tarz özellikle enfekte olup temiz olduğunu düşünmedikleri sulara girmemeleri, kulaklarını belki havuza veya denize girerken bir koruyucu kulak tıkacıyla korumaları, enfekte olması durumunda da doktoruna başvurarak bunlar sistemik yani ağızdan artı lokal yani kulağa uygulanan damla tedavileriyle çok rahat bir şekilde hiçbir komplikasyona yol açmadan tedavi edilebilmektedir. Peki görüntüler eşliğinde biz yine kulakla ilgili sorulara ilişkin cevapları almaya devam edelim sizden. Avels Hospital'da önemli hastalıkların belirti ve tedavi yollarının ve ameliyatlarının yapıldığını biliyoruz. Daha detaylı bilgileri sizden alırsak özellikle hangi alanlarda daha çok iddialısınız? Biz Avrasya Hospital'da kulak burun boğaz kliniği olarak bugün kulak burun boğaz alanında baş boyun cerrahisinde yapılan neredeyse bütün ameliyatları başarılı bir şekilde yapmaktayız. Ayrıntı verecek olursam burun ameliyatları yani septum deviasyonu dediğimiz burun tıkanıklıkları, burun eti ameliyatları, erişkinlerde ve çocuklarda görülen bademcik ve geniz eti ameliyatları, burun estetiği, endoskopik sinüs cerrahisi yani sinüzit tedavisi, horlama ve uyku apnesinin tanı tedavisi, bu kulak akıntısının eğer sebebi cerrahi gerektiriyorsa bunun tanısını ve tedavisini, aynı şekilde kulak estetiği, kepçe kulak onarımları, baş boyun bölgesine yönelik tümörlere tanı ve tedavisi, aynı zamanda tükürük bezi hastalıklarının tanısını ve cerrahi tedavilerini, dediğim gibi neredeyse bu alandaki bütün ameliyatları başarılı bir şekilde kliniğimizde yapmaktayız. Peki kepçe kulak ameliyatına ilişkin bilgileri biz görüntü eşliğinde sizden dinleyelim. Çok fazla kepçe kulak ameliyatının aşamalarını merak eden seyircilerimize. Mesela bu küçük bir bebeğimizin görüntüsü ekranda. Evet. Şimdi kepçe kulak genellikle doğumsal bir deformitedir. Kulaktaki kulak kıvrımını veren bir kıkırdağın şeklinin yetersiz olmasına yani oradaki açılanmanın yeterli olmamasına bağlı olarak özellikle kulağın üst kısmında öne doğru bir açılanma olur ve görsel olarak özellikle çocukluk çağında gençleri rahatsız eden bir durum ortaya çıkar. Görüntüsü insanları rahatsız etse de cerrahisi çok başarılı sonuçlar vermektedir. Hatta lokal olarak bile yapılabilen bir müdahale ile kulağın üst kısmındaki bu açılanma bir takım ameliyat teknikleriyle orada olmayan kıvrım oluşturularak kulak normalde olması gereken haline getirilir. Özellikle 6 yaşından itibaren çocuklarda ve erişkinlerde her dönem rahatlıkla bu ameliyat yapılabilir. Peki uzun süreli mi tekrarlama olayı var mıdır? Bazen duyuyoruz ki evet ameliyat oldum ama tekrar yapılması gerekiyormuş diye söylenir. Şimdi ameliyat sonrası yaralar iyileşene kadar yaklaşık bir 2 haftalık dönem var. Burada hastalarımızın özellikle nelere dikkat etmeli özellikle? Saç bandı yani bu özellikle sporcuların kullandığı kulağı kapatacak bandana. Şekilde bandana kullanmalarını öneriyorum. Çünkü bu dikişler kaynayana kadar kulağı bizim istediğimiz şekilde tutmayı ve enfeksiyona karşı korumayı sağlıyor. Bu yara iyileşimi gerçekleştikten sonra sıklıkla bu kepçe kulak geri dönmüyor. Yani bir ömür boyunca hastalarımız bu şekilde şikayet yaşamıyorlar. Ama bazen içeri konulan dikişlerin atmasına bağlı olarak ya da erken dönemde kişinin kulağına bir travma alması sonucunda bu dikişlerin atmasına bağlı olarak kulak biraz da olsa eski haline dönebiliyor. Böyle bir durumda ikinci bir müdahaleyle tekrar düzeltilebilir. Yani kalıcı bir problem pek yaşamıyoruz.
en fazla ikinci bir müdahale gerekebilir. Peki sigorta geçiyor mu, maliyeti nedir diye soranlara nasıl bir cevap? Yani bu tarz estetik girişimleri özellikle sigorta yani karşılamıyor. Hı-hı. Bunun tabii belli ücretleri var ama bunları eğer bir rahatsızlığı olan kişi bize başvurursa hem muayene edip hem de orada karşılıklı konuşabiliriz. Evet. Peki işitmeyle ilgili çok fazla soru da hocam. İşitmesi normal olan çocuklarda sonradan bir değişiklik olabiliyor mu? Benim çocuğumda böyle sıkıntı hissediyorum diye bir soru yöneltilmiş. Şimdi çocuklarda işitme kayıplarını ikiye ayırabiliriz. Bunlar konjenital yani doğumsal olan işitme kayıpları ki bunlar genelde genetik veya anne karnında geçirilen enfeksiyonlara bağlı görülen işitme kayıplarıdır. Bir evet. de özellikle çocuklarda 4-5 yaşından sonra işitmesi her şey normalken bir anda gelişen işitme kayıpları vardır. Bunu özellikle aileler fark eder. Yani çocuklar bunun pek farkında olmazlar. Özellikle çocukların da işte ben seslendiğimde çocuğum bana yanıt vermiyor, işte bana geç dönüyor. Ya da televizyonu çok yüksek sesle veya yakından dinliyor gibi ailenin özellikle annenin fark ettiği bazı şikayetler olabilir. Evet. Aynı zamanda okul dönemindeki çocuklarda bu tarz işitme kayıpları okul başarısını da etkiler ve çocukların dersi derste anlamamalarına çünkü hocalarını yeterince duymadıkları için derste anlamamalarına neden olur. Bazen öğretmenler de mesela ailelerle yaptıkları toplantılarda İşte vesaire Ahmet beni yeterince duymuyor, dinlemiyor, bana cevap vermiyor, işte dersi anlamıyor gibi öğretmenler de aileyi uyarabilir. Eğer aileler bu tarz bir şikayet fark ederlerse muhakkak bir kulak burun boğaz uzmanına çocuklarını gözükmelidir. Çünkü bizim özellikle serez otit dediğimiz yani herhangi bir enfeksiyoz neden olmaksızın kulak zarının arkasında bu şekil kalırsa eğer şimdi bir telefonumuz var hocam. Siz orada kalın. Tamam. Hemen sorumuzu alalım biz. Almanya'dan Demet Aktar Göçer sorusunu yöneltecek. Sizi dinliyoruz Demet Hanım. Geçmiş olsun. Alo. Duyabiliyor musunuz Demet Hanım? Geçmiş olsun. Almanya'ya sevgiler gönderiyoruz. Hilal Hanım. Duyuyoruz sizi efendim. Buyurun sorunuzu dinliyoruz. Ben doktor bey bir sorum olacaktı. Evet. Dinliyoruz sizi Demet Hanım. Buyurun. Alo. Demet Hanım duyabiliyor musunuz? Alo. Evet, evet. Hilal Hanım. Sorunuzu alabilir miyiz? Biz sizi duyabiliyoruz. Öncelikle. Sağ olun. Alo. Hilal Hanım. Arkadaşlar telefonu alalım daha sonra tekrar Demet Hanım'a ulaşabilirse bize sorusunun cevabını hocamızdan dinleyelim. Hocam sizi tekrar arkamızdan doğru alırsak daha detaylı bilgileri dinleyelim. Şimdi bu özellikle sonradan gelişen işitme kayıplarında bu görüntü kalırsa şimdi çocuklarda özellikle serez otit dediğimiz evet. yani kulak zarının şimdi şurada kulak zarını görüyoruz arkasında orta kulak boşluğunda evet. Bir sıvı birikmesine bağlı olarak ses iletimini etkilemesine bağlı çocuklarda sonradan işitme kaybı gelişebiliyor. Bunun tabii altta yatan sebebi de bilmek lazım. Sık geçirilen üst solunum yolu hastalıkları, işte gribal enfeksiyonlar, sinüzitler, kulağa vurduğu zaman bir orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Veya kulağın havalanmasını, temizlenmesini etkileyip bu orta kulak boşluğunda bir sıvı birikmesine neden olabiliyor. Alerjik durumlar, özellikle alerjik riniti olan çocuklarda gene kulağın fonksiyonun etkilenmesine bağlı olarak bu durum görülebiliyor. Bir de en sık gördüğümüz geniz eti problemi olan çocuklarda, şimdi kulağın anatomisine bakacak olursak bu orta kulak boşluğunu havalandıran, buradaki basınç dengesini ayarlayan, içerideki sıvının birikmesini önleyen bizim östeki dediğimiz genze açılan bir tüp vardır. Bu bir nevi kulağın boşaltım yoludur. Bu tarz alerjik şikayetleri olan veya gribal enfeksiyon geçiren çocuklarda ya da geniz eti problemi olan çocuklarda bu havalandırma tüpü fonksiyonunu göstermiyor. Dolayısıyla
Kulak zarının arkasında bir sıvı hapsoluyor. Evet. Bu sıvı daha sonra karakter değiştirip daha yapışkan, daha mukoid bir hal alıyor ve sesin iletimini bozuyor. Kulak zarını da etkileyerek ileriki dönemde kulak zarında yapışıklıklara, çökmelere neden olup kalıcı bir işitme kaybına neden olabiliyor. Bu tarz şikayetleri fark eden aileler çocuklarını getirdiğinde biz muayenede eğer böyle bir sıvıdan şüphelenirsek ölçümlerle öncelikle tanımızı doğruluyoruz. Bu tanıyı doğruladıktan sonra yaptığımız ilaç tedavisiyle ilk amacımız bu havalandırma borusunu, yani havalandırmayı açmaya çalışıyoruz. Bunda başarılı olursak çocuğu takibe alıyoruz. Ancak bütün tedavilerimize rağmen eğer bu Öztaki tüpü dediğimiz genze açılan tüpü iyileştiremezsek, o zaman kulak zarına yönelik küçük bir girişimle, yani kulak zarında bir delik açıyoruz. Buraya bir tüp yerleştiriyoruz. Yani yeni bir havalandırma yolu oluşturuyoruz. Evet. Buradan içerideki sıvıyı aspire edip kulak iyileşmesine yardımcı oluyor. Zaten burası daha sonra açık kaldığı için buradan havalanma oluyor. İçeride sıvı birikmiyor ve kulağa iyileşmesi için bir zaman tanıyoruz. Bu tüpler de genellikle 6 ay ile 1 yıl kulakta zarda kalıyor. Daha sonra vücut bu tüpü bir yabancı cisim olduğu için kulağın dışına doğru, yani dış kulak yoluna doğru atıyor. Evet. Tüpü atarken de zar arkadan iyileşiyor. Ve kalıcı bir kulak problemi veya kulak zarında bir delik olmaksızın kulak iyileşmiş oluyor. Çok nadir durumlarda bazen bu tüp dışarı atılmadığında bir yıl bekledikten sonra veya daha uzun, biz doktorlar bazen bu tüpü alma gereği duyuyoruz. Peki işitme kaybına ilişkin gelen sorularda %70, %60 işitme kayıpları var. Cihaz kullanmak istemiyoruz. Başka bir alternatif var mı diye sorulara gözükmesinden rahatsız olanlar da var. Nasıl bir alternatif çözümü? İşitme kaybının tabii burada karakteri, yani tipi önemli. Evet. Bir işitme kaybı, iletim tipi dediğimiz, bir de sensörönöral, yani sinirsel işitme kaybı dediğimiz bir durum vardır. Burada kişinin işitme kaybının öncelikle hangi tip olduğuna karar vermek lazım. Eğer iletim tipi bir kayıpsa, yani kişinin kulak zarında veya iletimi sağlayan kulak kemikçiklerinde bir problem varsa ya da geçirilmiş iltihabi durumlar varsa, buradaki işitme kayıpları geri dönebiliyor. Ama eğer işitme sinirinde, yani sinirsel duyma sinirinde bir kayıp varsa, buna pek açıkçası cerrahi veya ilaç tedavisi fayda etmiyor. Böyle durumlarda eğer hastanın da şikayeti, işitme kaybının derecesi fazlaysa, şu an için ne yazık ki işitme cihazı kullanmaları dışında bir seçenekleri yok. Ancak işitme cihazları da günümüzde çok modern, çok değişti. Yani dışarıdan görünen, yani kulak arkası tipi değil, kanal içi çok küçük cihazlarla bu işitme cihazları kullanılabiliyor ve dışarıdan hiç gözükmüyor, yani belli olmuyor. Evet, Edirne'den bir izleyicimiz sorusunu yöneltmiş, ismini vermeden. Eşinden çok rahatsızmış, uyku sorunu, horlama yaşıyormuş. Nasıl bir çözüm olabilir? Hocam, uyku apnesi nedir, detaylı anlatır mısınız diye sorusunu yöneltiyor. Zaten bu horlama ve uyku problemlerini genelde beyler değil de hanımlar, daha çok eşler. Hanımlar, evet, eşlerini getiriyorlar. İşte benim kocam horluyor, ben uyuyamıyorum diye. Beyefendiye sorduğumuzda ben kesinlikle horlamam diyor. Tabii o esnada uyku halinde olduğu için fark artık etmiyor. Artık teknoloji de ilerlediği evet, için. Yani ben bu yüzden boşanan insanlar, İşim, hastalarımı evet. biliyorum. Tabii ki burada horlama ve uyku apnesi, ki uyku apnesi horlamadan çok daha ciddi bir problemdir. Uykuda belli bir süreyle nefesin durması, bunun tabii şiddet, hafif, orta şiddetli diye ölçümleri var. Yani vücudun, beynin bütün organların oksijensiz kalması durumudur apne dediğimiz durum. Bir de basit horlama vardır. Bunun belli tanı yöntemleri var. Bu tanıyı koyduktan sonra tabii buna ne sebep oluyor? Onu bulmak lazım. Evet. Bunun en sık sebebi üst hava yolu obstrüksiyonlarıdır, yani tıkanıklıklarıdır. İşte burundaki deviasyon dediğimiz kemik ve kıkırdak eğrilikleri, özellikle kilo çok önemlidir. Daha önce hiçbir şikayeti olmayan bir insan kilo aldıktan sonra ciddi horlamaya başlayabilir.
özellikle bu boyun çevresinin, bu gıdı dediğimiz bölümün kilolanması, oradaki boyut artışı çok ciddi horlamaya ve apneye neden olabilir. Burada yapılması gereken ilk aşama kilo vermektir bir defa. Ondan sonra eğer hastada bir üst solunumda, burunda veya boğazda horlamaya neden olabilecek bir hava yolu tıkanıklığı varsa bunun cerrahi tedavisi düşünülür. İşte burunda bir deviasyonu, kemik eğriliği varsa bu ameliyatla düzeltilir. Küçük dilinde veya yumuşak damağında kiloya veya yaşa bağlı bir çökme varsa, sarkma varsa bu da yapılan bazı ameliyatlarla düzeltilerek, küçültülerek hastanın bu şikayetleri azaltılır. Beraberinde diyet ve bazı yatış yani uyuma teknikleri de hastaya gösterilerek, öneriler verilerek bu sorun genelde çözüyoruz. Peki tedavisi mümkün bir rahatsızlık, tekrarlama durumu sonrasında? Yani hasta üstüne tekrar çok aşırı bir kilo dikkat almazsa ederse. Evet, o zaman tekrarlamaz. Peki yine bir izleyicimiz Yunanistan'dan sorusunu yöneltmiş. Bademcik ameliyatıyla burun esteti aynı anda olabilir mi diye? Olabilir. Yani birçok ameliyat birlikte yapılabilir. İyileşme süreci biraz daha uzun sürer. Özellikle hasta burun ameliyatı da olduğu için burun başlarda tam fonksiyonlu çalışmadığı için biraz ağızdan nefes alıp verdiği için bademcik ameliyatı sonrası oluşan bu boğazdaki yaralar biraz daha ağrı yapabilir. Belki biraz daha iyileşmesi uzun sürebilir ama bir arada yapılır. Yani biz de uyguluyoruz zaman zaman. Peki ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz kulağında delik varmış. Tedavisi nasıl olabilir diyor. Seyircimiz hatta mı? Alo. Efendim. Sizi dinleyebiliriz. Sorunuzu alabiliriz. Kulağınızda... Kulağımda delik var. Evet. Doktora gittim bir ay önce. Kulağımda delik olduğunu söylediler. Ameliyat gerekiyor da ben ondan çok korkuyorum. Yani nasıl... Doktora sormak istiyorum. Nasıl bir ameliyat bu? Nasıl yani? Ameliyatsız olmaz mı? Evet, tedavisi hangi aşamalarda ameliyat haricinde olabilir diye sorusunu yöneltiyor. Peki çok geçmiş olsun. Hocamı dinlerseniz sağlıklı bilgileri kendisinden öğreneceğiz. Tamam, evet. Kulak zarı perforasyonları yani kulak zarında delik olması özellikle çocukluk çağından beri gelen kulak enfeksiyonlarının bir neticesidir. Zamanla kulak iltihap geçire geçire veya daha önce bu bahsettiğimiz seroz otit durumundaki zardaki hasarlar kulakta böyle delinmelere neden olabilir. Burada tabii hastanın şikayetin ne kadar zamandır olduğu önemli. Eğer bu bir kronik durumsa yani senelerdir bu kulak zarı deliği varsa ve zarın bu deliğin boyutu önemli. Yani zarın ne kadarını ve neresini tutmuş. Eğer bu eski bir süreçse bunlar genelde ilaçlarla düzelmiyorlar. Çünkü o zarın iyileşen kenarları artık kapanmış oluyor. Dolayısıyla zar artık iyileşme aşamasını geçmiş ve son halini almış oluyor o delik. Tedavisi zorlaşıyor. Evet. Akut dönemde yani ilk olduğu anda yakalanırsa ameliyatsız bir çözüm düşünülebilir. Ama uzun süreli bir şey durumsa ve öncesinde eşlik eden kulak akıntıları, o kronik orta kulak iltihabı da varsa bunun tedavisi sıklıkla cerrahidir. Ameliyatta aslında çok da korkulacak bir ameliyat değil. Kişinin kendi bünyesinden bir kastan, kıkırdaktan veya bir damardan alınan bir parçayla kulak zarına yama yapılıyor. Beraberinde eşlik eden bir orta kulak rahatsızlığı varsa o da aynı seansta tedavi ediliyor. Ama orta kulağı sağlamsa sadece zara yapılan bir yama bu deliği kapatmakta yeterli oluyor. Şu an izleyicimiz bizi izliyorsa yayın sonrası size ulaşabilir. Daha detaylı bilgileri yüz yüze alma imkanını bulur. Sizin hastanenize gelerek sizinle ilgili bilgileri zaten altyazı olarak ilerleyen dakikalarda tekrar bulma imkanı erişebilirsiniz. Şimdi hocam ameliyat dünyanın neresine giderseniz gidin ismi korkutuyor. Kendini de psikolojikmen hazırlamadığın zaman ameliyat kaçışları daha çok zaman kaybı ve sağlığını erteletebiliyor. Teknoloji anlamında Avrasya Hospital son teknoloji üniteleriyle hazırlanmış sağlık açısından insan ve sağlığa yatırım yaptığını biz basında yazılı ve görselde takip ediyoruz.
Dakikası nedir? Çok uzun sürer mi? Dışarıdan dolma haberlerle daha çok bizler ameliyat ismini duydukça ister istemez endişeye kapılabiliyoruz. Şimdi tabii ne ameliyatı yapılacağı burada çok önemli. Peki Emin Güler Çorlu'dan bize ulaşmış sorusunu alalım hocam. Daha sonra ikisini birden cevabını sizden dinleyelim. Çorlu'ya sevgiler gönderiyoruz. Sorunuzu alabiliriz, duyabiliyorsanız evet, bizi. İyi günler. İyi günler efendim. Doktor Bey'e bir sorum var. Tabii ki sizi dinliyoruz. Aşağı yukarı bir sene oldu. Evet. Kulaklarımda çınlama var. Evet. 5-6 ay ilaç kullandım. Burada yurt dışında gittim doktora, aynı ilacı verdiler. Burada da aynı ilacı verdiler. Sonuçta soruşturdum falan. Dediler ki alışmam lazım. Bu çınlamaya benimle gidecek diye söylediler. Bu çınlama normal mi diye soruyorsunuz? Çınlamayın bir, yani sanki uçak geçiyor gibi devamlı hiç kesilmeyesi. Evet. İyi. Peki çok geçmiş olsun. Yanıtı hemen dinliyoruz hocamızdan. Tamam, teşekkür ederim. Rica ben ederim. De kapatıyorum telefonu. Tamam, televizyondan sağlıkla bizleri dinleme imkanı bulabilirsiniz. Geçmiş olsun. Evet hocam. Yani çınlama problemi çok sık karşılaştığımız bir kulak rahatsızlığı. Ve bu durumdan da kullandığı ilaçlar dahi olsa memnuniyeti evet, yok. Yani zaten tedavisi seyircisi. Gerçekten çok zor bir rahatsızlık. Burada öncelikle tabii sebebini bulabiliyorsak onu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü çınlamaya neden olan birçok rahatsızlık var. Yüksek tansiyondan, yüksek kolesterole, şeker hastalığına, bazı nöropatilere yani sinir hasarlarına, özellikle akustik travma dediğimiz yani sesin oluşturduğu travmaya bağlı ya da basınç problemlerine bağlı. Özellikle gürültülü mekanlarda, 90 desibelin üzerindeki mekanlarda, işte makine daireleri, pres makineleri gibi işlerde uzun süre herhangi bir koruma kullanmaksızın çalışan kişilerde bu çınlama gelişebiliyor. Bu çınlamaya bazen işitme kaybı da eşlik edebiliyor. Ya da başta işitme kaybı olup daha sonra buna çınlama, bazen baş dönmesi eklenebiliyor. Burada sebebi bulmak lazım ama her zaman sebebi bulamıyoruz. Çünkü bunun büyük bir kısmı sebebi belir olmaksızın ortaya çıkan bir durumdur. Ve genelde iç kulağa yani duyma hücrelerine, duyma sinirine bağlı bir hasardır. Genelde benzer ilaçlar medikal tedavide kullanılıyor. Beyefendinin de belirttiği gibi genelde uzun süreli yani 3 ay, 6 ay bazen 1 yıl kullanılıyor. Bundan tabii çok fayda görenler olduğu gibi hiç fayda görmeyen hastalar da olabiliyor. Bunun alternatif tedavi yöntemleri var. Daha agresif tedavi yöntemleri de var. İşte kulak zarının içine bazı ilaç uygulamaları yapılabiliyor. Ya da bugünlerde daha popüler olan lazer tedavisi çınlama için kullanılabiliyor. Diğer bir seçenek de çınlama önleyici cihazlar var. Yani hasta bunu takıyor. Bu çınlamanın frekansını yani çınlamanın oluştuğu frekansı yakalayıp bir nevi karşı bunu baskılayan bir ses üreterek kişinin semptomatik olarak rahatlamasını sağlıyor. Tamamen yok olabiliyor mu? En çok sorulan yani soruların başında. Tamamen yok olduğunu yani her hastada olmasa da hastaların yarısından çoğunda tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Evet. Ama her türlü tedaviye rağmen iyileşmeyen de birçok hastamız oldu. Evet. Yayın sonrası sizin iletişime tabii geçebilir Çorlu'dan Emin Bey. Şimdi de Mevlüt Şen İstanbul'dan sorusunu yöneltecek. Mevlüt Bey geçmiş olsun, sizi dinliyoruz. Hocama bir sorum vardı. İyi yayınlar size. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Benim kulağımda tesadüfen zaten delik çıktı. Tesadüfen. Anlayamadım. 3 tane doktora gittim. Hepsi de uzman. Mevlüt Bey ne çıktı dediniz tekrar? Kulağımda zarda delik çıktı. Tamam. Tamam. Evet. Ben 3 tane operatör doktora gittim. Farklı doktorlara gittiniz. Aynı evet. Şikayetten. Evet. Kulak üzerine. Evet. Gitti. Onun birisi net yama yaptırın dedi. Hı-hı. Bir tanesi yaptırma. Devamlı kullandığım doktor tavsiye etmedi yamayı da. Evet. Kulağımda bir esas sorun şu. Benim
duyma biraz eksik. %24 test yaptırdım. Bu delik zarda olan da. Bu yama yaptırdığımda duymam artar mı veya eksilir mi? Evet. Peki, çok geçmiş olsun. Hemen yanıtını hocamızdan dinleriz. Şimdi beyefendinin, Mevlüt Bey'in işitme kaybı çok ileri değil. Yani çok hafif düzeyde bir işitme kaybı var. Eğer bu bir iletim tipi işitme kaybıysa, yani bunun test sonucunu görmemiz lazım. Böyle zar perforasyonları, yani zar delinmeleri bu düzeyde çok hafif işitme kayıplarına yol açar. Özellikle bu %20-%30 civarında. Evet. Eğer orta kulakta veya iç kulakta buna eşlik eden bir problem yoksa, sadece kulak zarında bir delinme varsa, kulağa yapılacak bir yamayla bu %24'lük işitme kaybı büyük oranda düzelir. Yani hastamız normal işitmesine kavuşur. Eşlik eden başka bir problem yoksa. Peki ilk seyircimiz ismini vermemişti, ameliyattan korktuğunu ve sonrasında sizin hastanenizdeki hizmetlerden bahsediyorduk. Detaylandırarak anlatırsak, korkmaması için günümüz şartlarında teknolojide çok gelişti. Artık dünyanın her bir köşesinden Türkiye'ye tedavi olmak amacıyla geliyor. Özellikle sizin hastanenizde yapmış olduğunuz hizmetlerde göz ardı edilemeyecek kadar insan sağlığına yatırım. Kulak, burun, boğaz hastalıklarına ilişkin hangi tedavi aşamalarını detaylı bir şekilde anlatırsak, ameliyattan korkan izleyicilerimiz adına diyelim daha doğrusu. Şimdi biz Avrasya Hospital olarak ameliyathanemizde sadece kulak, burun, boğaz değil, bütün branşlarda her türlü cerrahi yapmaktayız. Ve çok şükür bu anestezi konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Tabii ki en son teknoloji anestezi cihazları ve ilaçları kullanmakta uzman doktorlarımız. Burada artık teknoloji olarak zaten çok bir sıkıntı yok. Burada önemli olan hastanın özellikleri. Yani hasta ameliyat için bir risk faktörü taşıyor mu? İşte bu nedir? Hastanın yaşlı olması olabilir. Bir kalp yetmezliği veya diğer ritim bozuklukları gibi kalp hastalığı olabilir. Başta eşlik eden başka kronik hastalıklar, diyabet vesaire gibi. Yani hasta bu tarz risk faktörleri taşıyorsa bunların önceden biz zaten uzman doktor, anestezi uzmanı doktorlarımız bunları önceden tahlil ve tetkiklerle tespit ediyor. Hastaları belli bir risk grubuna ayırıyor. Ve ameliyata uygunsa, yani narkoz almasında bir risk yoksa, o şekilde ameliyata alınıyor. Yani bugün ameliyat kararı verilen, yani ameliyat olmasında sakınca yoktur kararı verilen bir kişinin narkoz almaktan korkmasına bir gerek yok. O yüzden bu ameliyat fobisini açıkçası günümüzde çok ben yeri olduğunu düşünmüyorum. Bugün yeni doğanlara bile her türlü cerrahi girişim yapılabiliyor. Artık yaş sınırı da çok ilerlere çekildi. Eskiden 40-50 yaşından sonra riskli grup görülürken bugün 70-80 daha yaşlı kişilere bile çok rahat anestezi uygulanabiliyor. Evet, o yüzden endişe etmeyelim. Endişe etmelerine gerek yok. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemliydi. Bir an önce sağlıkları için. Ameliyat eğer hayat kalitelerini yükseltecekse bence anesteziden korkmalarına gerek yok. Gerek yok diyorsunuz. Peki, Hollanda'dan bir izleyicimiz boyun fıtığı varmış kendisinde. Sizi dikkatlice dinliyorum. Baş boyun cerrahisi olarak sizi anons ettiler. Size mi gelmem gerekiyor ya da beyin cerrahına mı gitmem gerekiyor? Ne yapmalıyım tedavi anlamında diye soruyor hocam. Yani boyun fıtığı bizim alanımıza girmiyor. Özellikle ben hastamıza öncelikle fizik tedavi bölümünü, daha sonra da beyin cerrahisi bölümünü öneririm. Ama cerrahiden önce muhakkak bir fizik tedavi uzmanıyla görüşüp, eğer ameliyatsız bu bir egzersizle çözülebiliyorsa onu tercih etmesini öneririm. Bir de tedavi aşamasında sanırım hocam doğru adresi bulabilmek teşhis açısından, kesinlikle, zaman kaybı olmamak adına çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü hastalık ilerledikçe erken teşhisten her zaman hayat kurtarır diye vurgusunu yapsak da zaman kaybı birçok hastalığın tedavisini zorlaştırabiliyor. Bir izleyicimiz yine bebeğim benden grip kaptı. Ne yapmalıyım, nasıl önlem almalıyız? Bebeğim daha bir aylık diye not düşmüş. Evet. Şimdi tabii ki annele yakın temas olduğu için bebeklerin hastalanması olabiliyor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Düzenli anne sütü alan bir bebek
böyle gribal enfeksiyonlardan veya üst solunum yolu enfeksiyonlarından çok da korkmalarına gerek yok. Çünkü yeterli besinini, gıdasını aldıktan sonra böyle bir gribal enfeksiyon geçirse bile bunu kolaylıkla atlatacaktır. Tabii ki buna bebeklerde de kullanılan, yani çocuğa zarar vermeyecek ilaçlarla bebeğin de şikayetleri azaltılarak, özellikle bir burun tıkanıklığı varsa bu çocuğun emmesini de etkiler. Yani burun tıkanıklığı nedeniyle rahat annesini ememeyebilir. Bunları engelleyerek çocuğun gıdasını, besinini düzgün almasını sağlayarak kısa zamanda ben bebeklerin, çünkü onlar çok daha kolay iyileşiyorlar. Evet. Toparlayacağını düşünüyorum. Bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Peki grip aşısı ile ilgili çok fazla var. Grip aşısı olduktan sonra hemen burnunuz akar, ateşlenir diye bir kulaktan dolma haberler doğru mudur hocam diye size yöneltmiş. Grip çok fazla mevsim geçişleri değil, sürekli yaşıyormuş. İğnenin faydasının olacağını düşünüyor ama doğru mudur diye soruyor. Grip aşısı faydalıdır. Özellikle salgınlar başlamadan önce, yani kişi gribe yakalanmadan önce, ki bu Eylül-Ekim aylarının başı gibidir. Kişi aşısını yaptırırsa büyük ihtimalle o mevsimde oluşacak gribe karşı bağışık hale gelir. Ancak grip aşısının bağışıklık sistemini oluşturabilmesi için yaklaşık bir 2 haftalık bir süreye ihtiyacı var. Yani vücudun buna karşı antikorlarını oluşturabilmesi için. Aşı inaktive virüs aşısı olsa bile aşı yaptırdıktan sonra kişilerde bu 2 hafta içinde grip benzeri semptomlar görülebiliyor. İşte burun akıntısıdır, boğaz yanmasıdır. Evet. Aşı sonrası bu tarz şikayetler görülebiliyor. Ama bunlar tam anlamıyla bir gribal enfeksiyon değil. Onun çok daha bir hafif formudur. Kişiye bir zararı olmaz. Evet. Süremizin sonuna geldik. Yönetmenimiz uyarıyor ama çok kısa burun eğriliği ile ilgili burun eti ameliyatlarına ilişkin bilgi almak isteyen çok fazla izleyicilerimiz var. Nasıl bir tedavi aşaması diye merak ediyorlar. Şimdi burun tıkanıklığı yaşayan hastaların öncelikle fizik muayenesinde, biz bunu endoskopik olarak kameralarla da yapıyoruz. Kişinin şikayetine ne sebep oluyor? Yani bu bir kıkırdak ya da kemik eğriliği midir? Burun dışındaki bir deformite midir? Yoksa burun eti dediğimiz bu burun etlerinin şişmesine bağlı olarak oluşan bir tıkanıklık mıdır? Bunun ayrımını çok iyi yapmak lazım. Biz bunun tanısında hem normal muayene yapıyoruz, hem bir takım burun açıcı spreyleri kullanıp daha sonra muayene ederek aradaki farkı gözlüyoruz. Doğru tanıyı koyduktan sonra özellikle kişinin hayat kalitesi açısından burun fonksiyonu çok önemlidir. Basit bir müdahaleyle, yani hastanın bir haftasını ayırabileceği bir müdahaleyle hem eğrilik hem burun eti problemi çözülerek kişi çok rahatlar. Yani bütün hayat fonksiyonları, uykusu, uyku verimliliği, spor aktiviteleri çok olumlu yönde etkilenebilir. Doğru tanı konmuşsa kesinlikle bu şikayetlerinin cerrahisinden korkmasınlar. Bunu yaptırmak gerçekten kişiyi çok rahatlatır. Tabii teknik konulara girmeyeceğim ama bu ameliyattan da bence kimsenin çekinmesine gerek yok. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi Avrasya Hospital'dan kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı olarak ağırladık. Operatör Doktor Arda Galip falan, çok teşekkür ediyorum. 9 günlük bugün çok özel bir yayında buluştuk. Kurban Bayramı'nın Arife günündeyiz. Kurban Bayramı'na ilişkinde son sözleriniz varsa, dilekleriniz, seyircilerimize buluşturalım. Ben bütün yolculuk yapan izleyicilerimizin sağlıkla gidip sağlıkla dönmelerini, Kurban Bayramı'nın bütün izleyicilerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, önce sağlık programının sonuna geldik. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın Arife günündeyiz. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Her evde bayramın bayram tadına geçirilmesi dileğiyle iyi bayramlar şimdiden. Haftaya pazartesi yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.